Zarife Hatun'un oğlu kuş olup uçtular haremden. Kösem Sultan Mısır'a sürmüş diyorlar. Erken öten orozun başı kesilirmiş. Dün gece Turhan Sultan da meydan okuyordu. Çiroz Sultan'a bak sen. Zarife Hatun'un başını yedi. Şimdi gerine gerine dolanıyor haremde. Turhan Sultan mı yaptı onu? Tabii ya. Ne sandın? Kim bilir koca valideye ne diller döktü de hatun sürüldü sarayda. Helvasını yapsalar da yesek var. Bana bak. Sen de kolla kendini. Sarı. Hünkârım. Evladımı görmeye geldim. Uyudu mu? Uyanmasın şimdi. Çok zor uyuttuk Zira. Ağrısı var. Sen... kimi kimden koruyorsun? O benim oğlum. O yüzden mi attın oğlunu? Sen sebep oldun. Her daim olduğu gibi çileden çıkardın yine beni. Ne dedim ki ben? Mehmet de senin evladın. Neden onu sevmiyorsun dedim. Bu mu kabahat? Beni neden istemiyorsun? Bilmeden ne kabahat işledim de cezasını çekiyorum. Senin bilmeden bir şey yapman mümkün mü Turhan? Sen her şeyi ince ince düşünür... validem Kösem Sultan'la istişare eder, öyle yaparsın. Zarife'den de konuştunuz mu? Sen mi verdin valideme aklı? Sen mi gönderdin oğlumu? Bunu bana değil, valide sultanımıza sor. Tabii eğer cesaretin varsa. Benim yanımda duracağın yerde... validemin eteğine sığınmış, onun suretine bürünmüşsün. O ne derse yapıyorsun, bir de karşıma geçmiş cesaretten mi bahsediyorsun? Zarife'deki yüreğin zerresi yok sende, zerresi. O hatun en zor anımda benim yanımdaydı. Yıllarca hapsedildi de bir gün olsun boyun eğmedi. Gücü seçmedi. Sense valideme biat etmiş bir korkaksın sadece. Turhan Sultanım, Zarife Hatun ve oğlu Osman'dan ilelebet kurtulduk. Geri dönmeleri mümkün değil artık. Şehzademin istikbali için buna mecburdum. Gerçi daha yolun başındayız. Aşmamız gereken nice dağlar, denizler var. Mesela Sultan İbrahim. Artık ona güvenmiyorum. Şehzademi öldürmeye çalıştı. Yine yapabilir. Sırf bana olan nefretinden oğlunu görmezden geliyor. Şehzademi ondan korumak durumundayız. Siz hiç merak buyurmayın sultanım. Elbette koruyacağız. Bunun tek bir yolu var Süleyman Ağa. Taht. Vakti geldiğinde evladım tahta çıkmalı. Ve ben valide sultan olmalıyım. Sultan İbrahim'i tahttan indirmek... bir çocuğu kaçırtmaya benzemez sultanım. Bilhassa Kösem Sultanımız varken. Ne olursa olsun oğlundan vazgeçmek istemeyecektir. Zira sebebi varlığı o. Ben de oğlumdan vazgeçmem Köprülü. Benim de sebebi varlığım Mehmet. Şüphesiz öyle. Fakat bu aynı zamanda
Kösem Sultan'a da savaş ilan etmek olur ki bunun ne getireceğini asla bilemeyiz. Unutmayın, Kösem Sultan 4 devlet görmüş ulu bir çınar. En ufak hatamızda bir karınca gibi ezer hepimizi. Herkes beni onun gölgesi sanıyor. Onun eteğine sığındığımı düşünüyor. Bir korkak olduğum. Oysa yaptığım tek şey düşmanıma yakın olmak. Ve vakti geldiğinde onu kendi silahlarıyla vurmak. Çünkü ben öyle bilirim ki eğer en güçlü olmak istiyorsan en güçlüyü alt edeceksin.